30. Bölüm Arya Taşlı Sept, Arya'nın kral topraklarından beri gördüğü en büyük kasabaydı. Harvin Lord Eddard'ın burada meşhur bir mücadele kazandığını söyledi. Deli kralın adamları Robert'ın peşine düşmüştü. Onu tekrar babanızla birleşmeden önce yakalamaya çalışıyorlardı. Dedi Harvin kapıya doğru at sürerlerken. El Lord Cunnington heybetli kuvvetiyle kasabayı ele geçirip evleri teker teker aramaya başladığında Robert yaralıydı. Bazı arkadaşları onunla ilgileniyordu. Kralın adamları Robert'ı bulamadan Lord Eddard ve büyük babanız kasabaya gelip duvarlara saldırdılar. Lord Connington bütün kuvvetiyle karşılık verdi. Caddelerde, ara sokaklarda, hatta çatılarda dövüştüler. Bütün rahipler çanlarını çalıp kasaba halkının kapılarını kapatmaları için uyardı. Robert çanları duyduğunda dövüşe katılmak için saklandığı yerden çıktı. O gün altı adam katlettiği söylenir. Adamlardan biri Miles Mouton'du. Prens Rhaegar'ın yaveri olan meşhur bir şövalye. Robert eli de katlederdi ama mücadele onları karşı karşıya getirmedi. Cunnington, büyük babanız Tully ağır yaraladı ve vadinin kıymetlisi Sir Dennis Arryn'i öldürdü. Ama mücadelenin kaybedildiğini anladığında kalkanındaki grifonlar kadar hızlı bir şekilde kaçtı. Daha sonra mücadeleye Çanların Savaşı adı verildi. Robert her zaman bu zaferi onun değil babanızın kazandığını söylerdi kasabanın görünüşüne bakıp ''Burada daha yakın zamanda da mücadeleler olmuş.'' diye düşündü Arya. Kasabanın kapıları taze ağaçtan yapılmıştı. Duvarların dışındaki kömürleşmiş ahşap yığınları eski kapılara ne olduğunu anlatıyordu. Taşlı sep tamamen kapatılmıştı ama kapının kumandanı gelenlerin kim olduğunu gördüğünde onlar için küçük bir giriş kapısı açtı. ''Yiyecek durumunuz ne?'' diye sordu Tom içeri girerlerken. ''Eskisi kadar kötü değil avcı bir koyun sürüsü getirdi ve karasının karşısında biraz ticaret yaptık. Nehrin güneyindeki hasat yanmadı. Pek çokları elimizdekileri almak istiyor tabi. Bir gün koçlar, ertesi gün oyuncular. Yiyecek aramayanlar ganimet veya tecavüz etmek için kadın arıyor. Altın ya da fahişi aramayanlar lanet olsa kral katilini arıyor. Söylentiye göre Lord Edmure'ın parmaklarının arasından kayıp gitmiş. Lord Edmure? Lim kaşlarını çattı. ''O halde Lord Hastur öldü mü?'' ''Öldü ya da ölmek üzere.'' ''Lannister kara suya gidiyor olabilir mi sence?'' ''Ağacının dediğine göre kral topraklarına gitmenin en kısa yolu bu.'' Kapı kumandanı cevap almak için beklemedi. Etrafı koklamaları için köpeklerini dışarı çıkardı. ''Sir Jaime buralardaysa onu bulurlar.'' ''O köpeklerin ayıları parçaladığını gördüm.'' ''Aslan kanının tadını severler mi dersin?'' ''Lime lime bir ceset kimsenin işine yaramaz.'' ''Dedelim.'' Bunu avcı da gayet iyi biliyor. Batılı adamlar buraya geldiklerinde avcının karısına ve kız kardeşine tecavüz ettiler. Ekinlerini ateşe verdiler. Koyunlarının yarısını yediler ve diğer yarısını da sır kötülük olsun diye öldürdüler. Ayrıca altı köpek katlettiler ve leşleri avcının kuyusuna attılar. Lime, lime olmuş bir ceset onun işine pek pekala yarar dedim. Benim de öyle. Umarım yapmaz dedelim. Bütün söyleyeceğim bu. Umarım yapmaz. Sen de kahrolası bir aptalsın. Haydutlar bir zamanlar babasının dövüştüğü caddelerde ilerlerken Arya, Harvin'le Engay'ın arasında at sürüyordu. Tepenin üstündeki septi ve bu kadar büyük bir kasaba için fazla küçük görünen gri taştan inşa edilmiş sağlam hisarı görebiliyordu. Ama önünden geçtikleri her üç evden biri kararmış bir kabuğa dönmüştü ve Arya hiç insan görmedi. Kasaba halkı öldü mü? Sadece utangaçlar. Engay bir çatıdaki iki yaycıyı ve iste yüzleriyle bir birahanenin monozlarının arasına çömelmiş delikanlıları gösterdi. Daha ileride bir fırıncı kapalı pencerelerini ardına kadar açıp lime seslendi. Adamın sesi daha fazla insanı saklandığı yerden çıkardı. Taşlı sep haydutların etrafında ağır ağır hayata dönüyormuş gibi görünüyordu. Kasabanın kalbindeki pazar yerinde sıplayan bir alabalık şeklinde inşa edilmiş bir fıskiye vardı sığ bir havuzun içine su fışkırtıyordu. Kadınlar orada kovalarını ve sürahilerini dolduruyordu. Birkaç adım ileride bir düzine demir kafes, ahşap direklerde sallanıyordu. Karga kafesleri diye düşündü Arya. Kargaların çoğu kafeslerin dışındaydı. Bazıları suda yıkanıyordu. Bazıları parmaklıkların tepesine tünemişti. Kafeslerin içinde insanlar vardı. Lim kaşlarını çatarak dizginlerini çekti. Bu da ne şimdi? Adalet, diye cevap verdi fıskenin yanındaki bir kadın. Ne yani? Kendi ipiniz mi bitti? Bu işsel Wilbur'sun emriyle mi yapıldı? diye sordu Tom. Bir adam acı acı güldü. <laughs> Aslanlar Sir Wilbur'sa bir yıl önce öldürdü. Bütün oğulları genç kurtla birlikte gitti. Şimdi batıda semiriyorlar. Bizim gibileri umursadıklarını mı sanıyorsun? Bu kustarı çılgın avcı yakaladı. Kurtlar? Arya buz kesti. Robun adamları babamın adamları. Kafeslere doğru çekildiğini hissetti. Parmaklıklar o kadar küçük bir alan bırakıyordu ki tutsaklar ne oturabiliyor ne de dönebiliyordu. Güneşe, rüzgara ve yağmura maruz bırakılmış bir halde çıplak ayakta duruyorlardı. İlk üç kafeste ölü adamlar vardı. Leş kargaları adamların gözlerini yemişti. Ama boş göz çukurları Arya'yı takip ediyordu sanki. Sıradaki dördüncü adam Arya önünden geçerken kıpırdandı. Ağzının etrafındaki karma karışık sakalı kan ve sinekle kaplıydı. Adam konuşunca sinekler başının etrafında uğuldayarak uçmaya başladı. Su. Kelime bir hırıltıydı. Lütfen. Su. Sonraki kafesin içindeki adam sesi duyunca gözlerini açtı. Buradayım, dedi. Buradayım. Ben yaşlı bir adamdı. Sakalları griydi. Kel kafası kahverengi yaşlılık lekeleriyle beneklenmişti. Yaşlı adamdan sonra bir ölü adam daha vardı. Kızıl sakallı iri cesedin sol kulağını ve şakağının bir bölümünü kapatan gri sargı çürümüştü. Ama en kötüsü adamın bacaklarının arasındaydı. Orada içi kurtçuk kaynayan, kabuklu kahverengi bir delikten başka bir şey kalmamıştı karga kafesi öyle zalimce dardı ki adamı oraya nasıl soktuklarını anlamak zordu. Daha ileride şişman bir adam vardı. Acı verecek şekilde demirlere gömülmüş göbeği parmaklıkların arasından pörtlemişti. Güneşin altında pişerek geçirdiği uzun günler onu tepeden tırnağa kıpkırmızı yakmıştı. Adam ağırlığını bir bacağından diğerine verdiğinde kafes gıcırdayıp sallandı. Ve Arya adamın etinde parmaklıkların güneşe engellemesiyle oluşmuş beyaz şeritleri gördü. ''Kimin adamlarıydınız?'' diye sordu kafestekilere. Şişman adam Arya'nın sesine gözlerini açtı. Gözlerinin çevresindeki deri öyle kırmızıydı ki gözleri bir kan çorbasının içinde yüzen haşlanmış yumurtalara benziyordu. ''Su, bir içecek.'' ''Kimin?'' dedi Arya tekrar. ''Onları aldırma çocuk.'' dedi kasabalı bir adam. Onlar seni ilgilendirmez. Geçip git. Ne yaptılar? Diye sordu Arya. Taklabaz şelalesinde sekiz kişiyi kılıçtan geçirdiler. Dedi adam. Kral katilini istiyorlardı. Ama adam orada değildi. Onlar da tecavüz edip cinayet işlediler. Adam baş parmağıyla erkeklik organının olması gereken yerde kurtçukların kaynadığı cesedi gösterdi. Tecavüzcü olan şuydu. Şimdi ilerle. Bir yudum diye seslendi şişman adam. Merhamet et çocuk. Biliyordum. Yaşlı adam parmaklıkları kavramak için omzunu kaydırınca kafes şiddetle sallandı. Su diye inledi sakallarına sinekler olan. Arya adamların pislik içindeki saçlarına, karma karışık sakallarına, kırmızı gözlerine ve kuru, çatlak, kanayan dudaklarına baktı. Kurtlar diye düşündü tekrar. Benim gibi. Onun sürüsü bu muydu? Bunlar nasıl robun adamları olabilir? Onları vurmak istedi. Onların canını yakmak istedi. Ağlamak istedi. Herkes ona bakıyordu sanki. Canlılar ve ölüler aynı şekilde. Yaşlı adam demir çubukların arasından üç parmağını uzattı. Su dedi. Su Arya atından aşağı atladı. Bana zarar veremezler. Ölüyorlar. Uyku Tulumundan bir kupa alıp fıskiyeye gitti. Ne yaptığını sanıyorsun delikanlı? diye parladı kasabalı adam. Onlar seni ilgilendirmez. Arya kupayı balığın ağzına uzattı. Sular parmaklarından süzülüp kolunun içine aktı. Ama Arya kupa taşana dek hiç kıpıldamadı. Kafeslere doğru döndüğünde kasabalı adam onu durdurmak için hareketlendi. Onlardan uzak dur delikanlı. O bir kız, dedi Harvin. Onu rahat bırak. ''Evet.'' dedelim. ''Largeberry adamları kafese kapatıp susuzluktan öldürmeyi onaylamaz. Onları neden düzgün bir şekilde asmıyorsunuz?'' ''Taklaba selalesinde yaptıkları şeylerin düzgün bir tarafı yoktu.'' diye gürledi kasabalı adam. Parmaklıkların arası kuponun geçemeyeceği kadar dardı. Fakat Harvey ve Gendry Arya'ya destek verdi. Arya Harvey'nin ellerine basıp Gendry'nin omzuna çıktı ve kafesin tepesindeki parmaklıkları yakaladı. Şişman adam yüzünü yukarı çevirip yanağını demire bastırdı ve Arya suyu adamın üstüne döktü. Adam iştahla emdiği suyun kafasından, yanaklarından ve ellerinden akmasına izin verdi. Daha sonra parmaklıklardaki ıslaklığı yaladı. Geri çekmese Arya'nın parmaklarını da yalardı. Arya diğer iki adama da aynı hizmeti verirken insanlar onu izlemek için toplanmıştı. Çılgın avcı bunu duyacak diye tehdit etti bir adam. Bundan hoşlanmayacak. Hayır, hoşlanmayacak. Bundan daha da az hoşlanacak o zaman. Engay uzun yayını aldı. Sadaktan çıkardığı oku yaya taktı. Çekti, bıraktı. Ok boğazının altına saplandığında şişman adam titredi. Ama kafes adamın düşmesine izin vermedi. İki ok daha, diğer iki kuzeylinin işini bitirdi. Pazar yerinde su çıpırtılarından ve sinek vızıltılarından başka ses yoktu. ''Balar mı kulis?'' diye düşündü Arya. Pazar yerinin doğu tarafında beyaz badanalı, kırık camlı, mütevazi bir han vardı. Çatısının yarısı bu yakınlarda yanmıştı ama delik kapatılmıştı. Kapının üstündeki ahşap tabelaya büyük bir parçası ısırılmış bir şeftali boyanmıştı. Arya ve diğerleri hanın çaprazındaki ahırın önünde atlarından indiler. Yeşil sakal seyislere seslendi kızıl saçlı tombul hancı haydutları görünce neşeyle uludu ve hiç vakit kaybetmeden onlarla uğraşmaya başladı. Yeşil sakal değil mi? Yoksa gri sakal mı? Anne merhamet etsin. Ne ara bu kadar yaşlandın? Lim bu sen misin? Hala aynı perişan cübbeyi giyiyorsun demek. Onu neden hiç yıkamadığını biliyorum evet. Bütün sidiğin akıp gideceğinden ve senin aslında kral muhafızlarından bir şövalye olduğunu anlayacağımızdan korkuyorsun. Ve yedilerin Tom'u. Sen arsız yaşlık içi. Oğlunu görmeye mi geldin? Ama çok geç kaldın. Şu kahrolası avcı ile birlikte gitti. Ve onun senin oğlun olmadığını söyleme bana. Benim sesimi almamış. Diye itiraz etti Tom zayıf bir şekilde. Ama burnunu almış. Evet Annesinin dediğine göre başka taraflarını da. Hancı kadın daha sonra Kendri'yi gördü. Çocuğun yanağını çimdikledi. Şu geç ve yakışıklı öküze bak hele. Alice şu kolları görene kadar bekle. Ah bir bakire gibi kızarırmış da. Pekala. Alice bu sorunu çözer evlat. Bak görürsün. Arya daha önce kendinin böyle kızardığını hiç görmemişti. Papatya, bu ayı rahat bırak. O iyi bir delikanlı dedi yedi telli Tom. Senden bütün istediğimiz bir gece için güvenli yataklar. Kendi adına konuş şarkıcı. Engay kollarını kendisi kadar çilli, katana gibi bir garson kıza doladı. Yatağımız var, dedi kızıl saçlı papatya. Şeftali de bir zaman yatak sıkıntımız olmadı. Ama önce hepiniz banyo teknesine gireceksiniz. Benim çatımın altında son kaldığınızda arkanızda pireler bırakmıştınız. Yeşil sakalın göğsünü dürttü. Üstelik seninkiler yeşildi. Yemek istiyor musunuz? Varsa hayır demeyiz, dedi Tom. Sen herhangi bir şeye ne zaman hayır dedin ki Tom? Diyerek güldü kadın. Arkadaşların için biraz koyun eti kızartacağım. Senin için de yaşlı ve kuru bir fare. Hak ettiğinden fazla. Ama bana birkaç şarkı söylersen yumuşayabilirim. Özürlülere her daim acımışımdır. Haydi haydi. Kes. Lena tencereleri ateşe koyun. Chelsea'in yardım et de şunların kıyafetlerini çıkaralım. Onları da kaynatmamız gerek. Kadın bütün tehditlerini layıkıyla yerine getirdi. Arya Pelit Kalesi'nde iki kez yıkanmasının üstünden 15 gün bile geçmediğini söylemeye çalıştı. Ama kızıl saçlı kadın dinlemedi. İki hizmetçi kız Arya'yı sürükleyerek üst kata götürdü. Bir kız mı yoksa oğlan mı olduğu konusunda iddialaştılar. Heli denen bir kız kazandı. Böylece diğer kız sıcak suyu getirmek ve Arya'nın sırtını neredeyse derisini yüzecek kadar sert bir fırçayla ovalamak zorunda kaldı. Sonra Lady Smallwood'un Arya'ya verdiği bütün kıyafetleri çaldılar ve ona Sansa'nın porselen bebeklerinin kıyafetlerine benzeyen pamuklular ve dantelliler giydirdiler. İşlerini bitirdiklerinde Arya'nın aşağı inip yemek yemesi lazımdı. Arya, aptal kız kıyafetlerinin içinde ortak salonda otururken Sirio Fora'nın ona söylediği şeyleri hatırladı. Bakmak ve orada neler olduğunu görmekle ilgili hileyi. Arya baktığında herhangi bir hanın ihtiyaç duyacağından fazla hizmetçi kız gördü. Kızların çoğu genç ve güzeldi. Akşam çöktüğünde şeftaliye bir sürü adam girip çıkmaya başladı. Ortak salonda fazla oyalanmadılar. Tom ahşap harpını çıkarıp havuzdaki altı bakireyi söylemeye başladığında bile adamlardan biri ne zaman bir kızı yukarı götürse eski ve dik ahşap basamaklar öfkeyle çatırdıyordu. Bahse girerim ki burası bir genel ev diye fısıldadı Arya Gendry'e. Bir genel evin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Biliyorum diye ısrar etti Arya. Bir hangi gibi içinde kızlar var. Gendry yine kızarıyordu. O zaman burada ne yapıyorsun? Diye sordu. Genel evler soylu bir leydi için uygun yerler değildir. Bunu herkes bilir. Kızlardan biri Gendry'nin yanına oturdu. Soylu bir leydi olan kim? Şu küçük sızka şey mi? Arya'ya bakıp güldü. Ben de kralın kızıyım. Arya onunla dalga geçildiğini biliyordu. Değilsin. Pekala da olabilirim. Kız omuz siktiğinde elbisesinin tek omzu aşağı kaydı. Dediklerine göre Kral Roberts burada saklandığında annemi becermiş. Diğer bütün kızlara da sahip olmuş. Ama Lezlin kralın en çok annemden hoşlandığını söyler. Kızın saçlarının gerçekten de eski kralın saçlarına benzediğini düşündü Arya. Kömür kadar kara, gür ve dağınık saçlar. Bunun bir anlamı yok gerçi. Kendinin saçları da aynı. Pek çok insanın siyah saçları vardır. Adım Canlı dedi kız Gendry'e. Mücadelenin ardından bana bu ismi vermişler. Bahse girerim ki senin çanlarını da çınlatabilirim. İster misin? İstemem, dedi Gendry sertçe. Eminim ki istersin. Kız Gendry'nin kolunu okşadı. Taurus'un ve Yıldırım Lord'unun dostlarından ücret almam. İstemem dedim. Gendry aniden ayağa kalkıp masadan uzaklaştı. Gece karanlığına çıktı. Çanlı Arya'ya döndü. Kızlardan hoşlanmıyor mu? Arya omuzlarını silkti. Sadece aptal. Miğfer parlatmaktan ve çekişte kılıç dövmekten hoşlanır. Ha! Çanlı elbisesini tekrar omzuna çekti ve şanslı Jack'le konuşmaya gitti. Kısa bir süre sonra adamın kucağında oturuyordu. Kıkır diyor ve Jack'in kupasından şarap içiyordu. Yeşil sakalın her iki dizinde birer kız vardı. Engay çili hizmetçiyle birlikte kayıplara karışmıştı. Velim de ortada yoktu. Yedi Tom ateşin yanında oturmuş, baharda açan kızları söylüyordu. Arya kızı saçlı kadının içmesine izin verdiği, sulandırılmış şarabı yudumlayarak şarkıyı dinledi. Pazar yerinin karşısındaki ölü adamlar karga kafeslerin içinde çürüyordu. Ama şeftalinin içindeki herkes neşeliydi. Yalnız bazıları çok fazla gülüyormuş gibi geliyordu Arya'ya. Gizlice dışarı çıkıp bir at çalmak iyi bir zaman olabilirdi. Ama Arya bunun ne işe yarayacağını bilmiyordu. Sadece şehir kapılarına kadar gidebilirdi. O kumandan kapıdan çıkmama asla izin vermez. Verse bile Harvin peşimden gelir ya da köpekleriyle birlikte avcı. Haritasının yanında olmasını isterdi. O zaman taşlı septin Nehirova'dan ne kadar uzakta olduğunu görebilirdi. Kupası boşaldığında Arya esniyordu. Gendry geri dönmemişti yedi telli tom, tek gibi atan iki kalpi söylüyordu ve her kıtanın sonunda başka bir kızı öpüyordu. Lim ve Harvin, pencerenin yanındaki köşede alçak seslerle kızıl saçlı papatya ile konuşuyordu. ''Geceyi Jamie'nin hücresinde geçirmişler.'' diyordu kadın. ''O ve diğer fahişe, Renly'i katleden, üçü birlikteymiş ve sabah olduğunda Lady Catlin aşkı yüzünden onu serbest bırakmış.'' Kadın hırıltılı bir kahkahayla güldü. Bu doğru değil diye düşündü Arya. Bunu asla yapmaz. Aynı anda üzgün, kızgın ve yalnız hissediyordu. Yanına yaşlı bir adam oturdu. Baksan, burada küçük ve sevimli bir şeftali varmış. Adamın nefesi kafeslerdeki cesetler kadar kötü kokuyordu ve domuz gözleri Arya'nın üstünde geziniyordu. Tatlı şeftalimin bir adı var mı? Arya bir an için kim olması gerektiğini unuttu. Bir şeftali değildi. Ama burada leş kokulu bir sarhoşun yanında Arya Stark da olamazdı. Ben... O benim kardeşim. Gendry elini sert bir şekilde adamın omzuna koydu. Onu rahat bırak. Adam kavgaya hazır bir şekilde döndü. Ama Gendry'nin cüssesini görünce bir daha düşündü. Kardeşin öyle mi? Sen ne çeşit bir abisin? Ben kardeşlerimden hiçbirini şeftaliye getirmezdim. Sıradan kalktı, başka bir arkadaş bulmak üzere söylenerek uzaklaştı. Neden öyle söyledin? Arya ayağa kalktı. Sen benim abim değilsin. Doğru, dedi Gendry öfkeyle. Ben yüksek akrabası olmak için fazla alta bakayım. Arya delikanlının sesindeki öfkeye şaşırmıştı. Benim kastettiğim şey bu değil. Evet bu. Gendry sıraya oturup avuçlarının arasında bir şarap kapısı aldı. Git, şu şarabı huzurla içmek istiyorum. Sonra da siyah saçlı kızı bulurum belki. Çanlarını çınlatırım. Ama gidin dedim Leydim. Arya dönüp uzaklaştı ve Gendry'i orada bıraktı. Boğa kafalı aptal bir piç. Gendry bu işte. Uyuyacakları oda merdivenlerin sonunda çatı saçağının altındaydı. Şeftali'nin yatak sıkıntısı olmayabilirdi. Ama onlar gibiler için ayrılacak tek odası vardı. Büyük bir yataktı gerçi, hemen hemen bütün odayı kaplıyordu ve küf kokulu samanlarla dolu şilte, hepsinin sığabileceği kadar geniş görünüyordu. Ama yatak şimdilik sadece Arya'ya aitti. Arya'nın gerçek kıyafetleri duvardaki bir kancaya asılmıştı. Yandı ile Lim'in eşyalarının arasına Arya pamukluları ve dantelleri çıkardı, tuniğini başının üzerinden çekti, battaniyenin altına gömüldü. Kraliçe Sörsi diye fısıldadı yastığa. Kral Cafri, Sir Elin, Sir Mirin, Dansın, Ref ve Poliver, Vadici, Tazı ve Yürüyen Dağ Sir Gregor. Ara sıra isimlerin sırasını değiştirmekten hoşlanıyordu. Onların kim olduğunu ve ne yaptıklarını hatırlamasına yardım ediyordu bu. Bazıları ölmüştür belki diye düşündü. Belki bir yerde bir demir kafesin içinde içindedirler ve kargalar gözlerini uyuyordur. Arya gözlerini kapar kapamaz geldi uyku. O gece rüyasında kurtları gördü. Yağmur, küf ve kan kokuları ile ağırlaşmış havada, ıslak ağaçların arasında sinsice geziniyorlardı. Ama rüyada güzel kokulardı bunlar ve Arya korkacak hiçbir şey olmadığını biliyordu. Güçlüydü, hızlıydı, acımasızdı ve sürüsü yanındaydı. Kardeşleri. Birlikte ürkmüş bir atı devirdiler. Boğazını parçalayıp kendilerine ziyafet çektiler. Ay bulutların arasından çıktığında Arya başını geriye atıp uludu. Ama gün doğduğunda köpek havlamasına uyandı. Arya esneyerek doğruldu. Sol yanında Gendry kıpırdanıyordu. Sağ yanındaki lim limon cübbeli gürültülü bir şekilde horluyordu. Ama dışarıdan gelen havlamalar adamın sesini boğuyordu. Orada en az elli köpek olmalı. Arya battaniyenin altından çıktı. Limin, Tom'un ve şanslı Jack'in üzerinden atlayıp pencereye gitti. Kanatları ardına kadar açınca içeri, rüzgar, ıslaklık ve soğuk aynı anda girdi. Gün gri ve kasvetliydi. Aşağıda, pazar yerinde köpekler havlayıp uluyarak daireler çiziyordu. Sürü halindelerdi. Büyük kara mastifler, sırım gibi tazılar, siyah beyaz çoban köpekleri ve Arya'nın tanımadığı başka cinsler Uzun ve sarı dişleriyle kabarık tüylü benekli canavarlar. Hanla fıskenin arasında atlarının sırtında oturan bir düzine süvari vardı. Şişman adamın kafesini açan ve adamın kolunu şişmiş cesedi yere düşene kadar çekiştiren kasabalıları izlediler. Köpekler hiç vakit kaybetmeden cesede çullandı. Adamın kemiklerinden büyük et parçaları koparıyorlardı. Arya süvarilerden birinin güldüğünü duydu. İşte yeni kalen. Seni lanet olası Lannister piçi dedi adam. Senin gibiler için biraz dar ama endişe etme. Seni içeri tıkıştıracağız. Adamın yanında sessiz bir tutsak oturuyordu. Elleri kenevir ipiyle sıkıca bağlanmıştı. Bazı kasabalılar ona dışkı fırlattı Ama tutsak hiç kıpırdamadı. Kafeste çürüyeceksin diye bağırıyordu suvari. Kargalar gözlerini oyarken biz senin Lannister altınlarını harcayacağız. Kargaların işi bittiğinde Senden geri kalanları Karlas abine göndereceğiz. Seni tanıyacağından şüpheliyim gerçi. Gürültü şeftalinin yarısını uyandırmıştı. Gendry Arya'nın yanına pencereye sıkıştı. Tom isim günündeki kadar çıplak bir halde onların arkasına geldi. Bu kahrolası bağırışmada ne? diye şikayet etti Lim yataktan. Uyumaya çalışıyoruz şurada. Yeşil sakal nerede? diye sordu Tom Lim'e. Papaz öyle yatakta dedelim. Neden? Onu bulsak iyi olur. Yaycıyı da. Çılgın avcı geri dönmüş. Kafesler için başka bir adam getirmiş. Lannister, dedi Arya. Onun Lannister dediğini duydum. Kral katilini mi yakalamışlar? diye sordu Gendry. Pazar yerinde insanların fırlattığı taşlardan biri tutsağın yanağına çarptı. Adam başını çevirdi. Tutsağın yüzünü gördüğünde kral katili değil diye düşündü Arya tanrılar dualarını duymuştun nihayetinde 30. bölümün sonu